Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah aleyhi tevekkelte ve aleyhi üneyip. Sadakallahul azim. Bu hafta da suallerinize cevap vereceğiz. Bir müddet böyle çok sual birikti çünkü. Sor bakalım. Üstadım, ilk sual. Daha evvelde zaman zaman bahsetmiş olduğunuz bir hususla ilgili tenakuz varmış gibi anlaşılan bir durum var. Onunla ilgili tavzih gerektiren bir sual. Bir sohbetinizde 11 Eylül Yahudi tarafından yapıldı dediniz. Fakat ABD'nin işine yarayıp Irak'a girmesine sebep oldu. 11 Eylül eğer Bush'u korkutmak için yapıldıysa neden Amerika bunu bahane ederek Irak'a girdi? Biraz olsa dahi bu olay petrol bakımından Amerika'nın işine yaramadı mı? Diye sormuş. Tezat sualin kendisinde. 11 Eylül hadisesiyle Irak'ın alakası yok. Hem bu 11 Eylül şunun için oldu. Clinton, Amerikan devletinin İsrail'e kuruluşundan itibaren yaptığı yardımlardan bıktı, usandı Amerikan halkı. Bundan, bu yükten kurtulmak için bir teklif ortaya attı. Dedi ki, Filistin'i bir devlet yapalım, iki taraf arasında nüfus mübadelesi yapalım. Filistin'deki Yahudiler İsrail tarafına geçsin, İsrail'deki Araplar Filistin tarafına geçsin, bu kavga bitsin. Halbuki İsrail'in bu arazide Araplara bir taş bile verme niyeti yoktur. Çünkü bu Tevrat'ın hükmüdür. Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar alacaksın, vatan yapacaksın ve burada yaşayan 7 kavmi yok edeceksin. İdaren altına almayacaksın, Osmanlı değil, yok edeceksin. Bu Tevrat'ın emridir. İnanmış bir Yahudi, Allah tarafından bu arazinin kendilerine vaat edildiğine inanır. Onun için bu araziye arz-ı mev'ud, vaat edilmiş arazi denilir. Tarih boyunca da böyle denilmiştir. Onlar için arz-ı mevuttur. Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar. Bayraklarındaki iki mavi çizginin de biri Fırat'ı, biri Nil'i temsil eder. Clinton'ın bu tezi İsrail'in işine gelmedi. Clinton'a bir darbe vurmak için Monique adında bir Yahudi kızını ona musallat ettiler. Gizli kamerayla çekim yaptılar, ifşa ettiler. Clinton'ı rezil ettiler. Clinton'ın devresi bitmek üzere olduğu için kah ağladı, kah güldü, bu işi idare etti, devresini tamamladı. Yerine Bush geldi. Bush da Clinton'ın farkına varmadan, Clinton'ın başına gelen belanın bu sözden dolayı Yahudiler tarafından yapıldığını bilmeden, o da dedi ki bu ihtilafın bitmesi için Filistin bir devlet olmalı, nüfus mübadelesi yapılmalı. Darbesini yaptı. Bizim internet sitesinde görürsünüz. Buraya o binalarda vazifeli bir çocuk geldi. Afrika menşeli bir çocuk. Onu konuşturduk. Uçak çarpmadan evvel binada patlama olmuştu. O çocuk Müslüman oldu sonra. Buraya geldi. İnternette onun konuşması var. Uzunundan bir mülakat yaptık. Orada bir patlama oldu. Uçak sembolik olarak çarptı. Size sorarım, dünyada tahmin eder misiniz ki Pentagon'dan daha iyi korunan bir yer olsun? Yoktur.
11 Eylül hadisesi olduğu gün Pentagon da uçaklar tarafından bombalandı. Bunu Yahudi'den başkası yapamaz. Ama ne yaptı? Müslüman asıldı, bir iki anarşisti kullandı. Bunu yaparken bu adamları kullanan Yahudi, Arap görünmüş olabilir. İsrail'e desteğinden dolayı bu Amerikalılara bir dayak atmamız lazım diyerek onları kandırabilir veya parayla kandırabilir. Anarşist ruhlu adam çok. Evet, yapanlar da Arap asıllı insanlar var. Bu inkar edilmez. Ama yaptıranın kim olduğu mühimdir. Yaptıran kendini ifşa etmiştir. Bakın, ben bunu o zaman bu kitaba koydum, Filistin meselesini. İnternete girin, şimdi yok. Şu nedir? Bu uçağın uçuş numarasıdır. New York neye? New York'tur, uçuş numarasıdır. Ok bir uçak resmi. İki kule bina, bir kuru kafa, kemikler ve Yahudi üçgeni. Bu Saddam hadisesi olduğu zaman Genelkurmay'dan beni çağırdılar. Daha doğrusu Amerika Irak'a saldıracağı zaman ben Tayyip Bey'e gittim. Dedim ki kuzeyden harekata katılın. Irak'a girin, Amerika ile birlikte iş tamamlandıktan sonra çıkmıyorum deyin, Kıbrıs'taki yaptığınızı yapın. Burada Türkmenler var, bunların hayatı tehlikede, ben bunların başında bekçi gibi duracağım dersiniz. Biz pisi pisine Musul'u vermişizdir. Onun için de müstakil kitabım var, görebilirsiniz. Misak-ı Milli'ye dahil olan bir yerdir. Misak-ı Milli hududu Halep'in 40 kilometre güneyinden geçer. Televizyonlarda çok söyledim, hatırlayın. Misak-ı Milli hudut çizmez. Misak-ı Milli prensip söyler hudut için. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin akdi sırasında fiilen veya hukuken elimizde olan yer bizim asgari vatanımızdır. Bundan fedakarlık etmeyiz der. 18 Ekim 1918'de bizim Filistin'deki ordumuz Nibil'dedir. Nibil neresidir biliyor musunuz? Halep'in 40 kilometre güneyidir. Bu hudut Nibil'den Tibil'e çekilmiştir. Bizim yazıyla Nibil ile Tibil arasında bir nokta farkı vardır. Bir noktaya 80 kilometrelik bir şerit vatan haricinde kalmıştır. Bu meseleler üzerinde söylenecek söz çoktur. Ama Musul 2 Kasım 1918'de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 30 Ekim'lerde, 32 Kasım'lerde. Onun için Musul Misak-ı Milli'ye dahildir. Vaktiyle cahillik etmişiz. Beceriksizlik etmişiz. İsterseniz hıyanet etmişiz. Etmişler. Gitmiş. Fırsat zuhur etti, alın. Dedim. İkna edemedim. Yahut başka sebepler vardı. Ordu razı olmadı. Veya bu nasıl olsa tezkere çıkacak diye düşündü. Bilmiyorum bunlar. Bunu duydular Genelkurmay'dan. Beni Hava Kuvvetleri'ne çağırdılar. Senin tezin ne dediler? Uzun uzun anlattım. Şimdi bu Yahudi'nin yaptığını kabul etmeyen adam gibi onlar da bu 12-11 Mart hadisesini Yahudi'nin yapmadığını söylediler. Şunu gidin dedim internetten. Kodlayın şu numarayı, bakın ne çıkıyor. Askeri gönderdiler, internetten kodladılar, bu çıktı. Bu ne demek? Yahudi bunu ben yaptım diyor. Tehdidini koyuyor ortaya. Sen böyle işler yaparsan ben de sana böyle badireler çıkarırım diyor. Demek ki 11 Eylül hadisesinin Irak'la hiç alakası yoktur. Sualin birinci yanlışı bu. İkinci yanlış.
Irak meselesi, Amerika Irak'a niye müdahale oldu? Müdahale etti. Avrupalılar için kendilerinden olmayanlar mevzu bahis olduğunda insan hakkı diye bir şey yoktur. Kendilerinden bir adamın ölmesi 1000 Müslümanın ölmesinden daha emniyetlidir. Bu hadise de bunu gösterir. Bunlar menfaat saikiyle hareket ederler. Batı materyalisttir. Düşünün ki orta çağda papazlar Müslümanların ruhu var mı yok mu diye münakaşa etmişlerdir. O kadar İslam'a nefretle doldururlar. Kendi dinlerini kaybetmişlerdir. Bugün Almanya'da %7'dir kiliseye giden 80 yaşında insanlar, üstünde insanlardır. Kendi dinini kaybetmiş ama İslam düşmanlığını din halinde benimsemiştir. Dini taassup halinde benimsemiştir. Şimdi bunun ispatını size yapacağım. İran'la Irak arasındaki harbin sebebi ne? İran'da Şii, Irak'ta Şii. Sen Şiiliği Hümeyni hareketiyle resmi ideoloji olarak İran'da tekrar tesis ettin. Yapacak başka işin mi yoktu da bir Şii devlete saldırdın? Bunun sebebini anlamak zordur. Bu bir mecburiyetten doğmuştur. Söyleyeyim size mecburiyeti. Şii'yi İran'da iktidar yapan, Hümeyni'yi iktidar yapan Yahudidir. Şimdi ispatını yapacağım. Bunun neticesi, hadiseler bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olarak teşekkül ediyor. Mantığını kavramanız için başlangıca gideyim. Amerika Türkiye'den iki şey öğrenmiştir Osmanlı'dan. Biri şudur. Osmanlı'da kapı kilitleri el yapımıdır. Elle yapılan hiçbir kilit başka bir kilide uymaz. Kupon kumaş gibi tektir. Beyaz Saray'ın bütün kilitleri Nur Osmaniye'de Kılıççılar Çarşısı'nda yapılmıştır. Fabrikasyon değildir. Sizin her birinizin cebindeki anahtardan en aşağı 1000 tane, 10 bin tane vardır. Çünkü fabrikasyondur, kalıptan basılır. Beyaz Saray'ın bütün anahtarları Kılıççılar Çarşısı'nda yapılmıştır. Hiçbir kilit, anahtar başka bir kapıyı açmaz. O kapıyı da başka hiçbir kilit açmaz. Garip bir şey. Ama bir başka şey öğrendiler. Devletin resmi istihbaratına başkan seçilen adam, o başkanlık da müddetli padişahlıktır. Padişahlar madamül hayattır. Belli sebeplerle hal olunurlar. Başkanlar Amerika'da belli bir müddet için padişahtırlar. Bu sistem mi milletler için daha uygundur, öbür mü daha uygundur? İslamiyet muvazesinde bunların mevkii, durumu nedir? Ben bunları uzun uzun kitaplarımda yazdım. Oraya girmiyorum. Ama Amerikan başkanları seçildikleri zaman kendi partilerinde öteden beri tanıdıkları 150-200 kişiyi etrafına alırlar. Onlarla hususi bir istihbarat kurarlar. Aynı Abdülhamid'in Yıldız Teşkilatı gibi. Yıldız Teşkilatı gibi. Şimdi Osmanlı tarihini biz bilmiyoruz. Dünya çok iyi inceliyor. Burada bir parantez açıp bir hatıramı söyleyeyim size. Teknik Üniversitede bir Müslüman profesör vardı. İsrail'in aleyhine konuşur. Masonların aleyhine konuşur. Bir gün bir mason ona demiş ki,
Hoca demiş, ben sana çok kızıyordum ama sen haklıymışsın bu Osmanlı'yı bu kadar mübalağa etmekte. Hayırdır, sen hidayete mi erdin demiş. Demiş ki, bizi demiş davet ettiler, İsrail'e gittik. 68 harbinden sonra bu. İsrail'e gittik. İsrail'de bize memleketlerini tanıtıcı bir briefing verdiler. Sualiniz var mı dediler. Ben dedim ki, siz bu 68 harbinden sonra hudutlarınızı genişlettiniz. Topraklarınız için de azınlık durumuna düştünüz. Çoğunluk sizden olmayan insanlar. Nasıl bunları idare edeceksiniz? Hatip dedi ki, dedi, bir Osmanlı torununun bana bu suali sormasına hayret ettim. Biz bunu sizden öğrendik. İsrail kurulmadan evvel başımıza bu işin geleceğini düşünerek Osmanlılar çoğunluk olan Rumeli'deki Hristiyanlara karşı 500 sene nasıl ayakta kaldılar diye inceledik. Gördük ki bunun iki sebebi var. İki sebeple durmuşlar. Bir, ama bunu söylüyor ama yapacağız dedi, yapamadı. Bir, işgali asker hatırlatır. Osmanlı bir yeri işgal ettiği zaman askeri halkın içinden çeker. Bir kaleye konumlandırır, bir isyan olsa 15 dakikada şehre iner. Ama halk askeri görmez. Müesseselerin başına müdür vesaireyi kendinden koyar, bütün memurları yerli halktan koyar. Halk bir muamelat için resmi bir makama gittiği zaman karşısında Türk'ü görmez, kendinden bir adamı görür. Ama o bir Türk'ün emrindedir. Onu görmez. İşgali hatırlamaz. Diğer taraftan dinine karışmaz, diline karışmaz, kıyafetine karışmaz. Halk bahtiyar gider. Eğer Batılıların tahrikatı olmasaydı, Balkanlarda gayrimüslimlerin Osmanlı'ya isyanı asla tasavvur bile olamazdı. Kendi adamlarını Osmanlı'dan burayı koparıp da kendi adamların idaresini geçtikten sonra bile Osmanlı'yı arıyor o halk. Bizim tespitlerimiz var. Biz bunu yapacağız demiş. Demiş ama yapamamış. Çünkü Yahudilik taassubu buna imkan vermiyor. Nuri Karahöyüklü, bu bir hocanın adı. Nuri Karahöyüklü'ye diyor ki, sen çok haklıymışsın, Osmanlı çok ileri görüşlüymüş. Biz ondan ders alacağız. Ama Yahudi bu dediğini yapamadı. Halkın canına, malına kastetti, ambargosu, bilmem nesi, kaçırmak. Bugün Ürdün'ün halkı %60'dan ziyade Filistin muhaciridir. Orada bir tane Arap bırakma niyetinde değildir. Şimdi, Yahudi'nin bu davası nasıl oldu da İran'ı destekledi onu söyleyeceğim. Amerikan Reisi Cumhurunun şahsi heyeti tespit etti ki Rıza Şah Pehlevi kanser. İyi dinleyin, burada bir mantıki teselsül var. Kanser Amerika'da kontrolden geçti. 2 sene ömrü var. Bunun 11 yaşında bir çocuğu var. Burada komünistler var. Burası elden giderse ne yaparız? Ama bunun da anlamanız için, Amerika için neden ehemmiyetlidir? Bir merhale evvelini söyleyeyim. Alman Harbi'nde Ruslar İran'a girdiler Almanları kovalamak bahanesiyle. Halbuki Almanlar Bakü petrollerine ulaşmak için Azerbaycan'a girmişlerdi. İran'la bir alakası yoktu. Ama Ruslar Azerbaycan'ın bir kısmı da İran'da, esas kısmı İran'da, İran'a girdiler. Amerika ile ittifak ettikten sonra Yahudinin desteğiyle Almanlara karşı Amerika 2. Harbine girdikten sonra Ruslara dedi ki İran'dan çık. Niye? Çünkü İran petrollerini İngilizler işletiyordu. 1926 senesine kadar
İran'da bir Türkmen aile hükümdardı. Kaçar ailesi. Kaçar ailesi İslam olduktan sonra İran bir daha hiçbir Acem idareci görmemiştir. Çünkü İran'ın fethinden sonra Türkistan fethedilmiş. Türkler Müslüman oldukça batıya yürümüş. İlk defa önlerine İran çıkmış. İlk defa İran'da devlet olmuşlardır. Safevilerden evvel İran kara koyunların idaresindedir. Bu bir Türk idaresidir. Neyse. İran şahı aynen bizim de Harbi Umumiye tekadüm eden günlerde Musul'da arkeolojik çalışmalar bahanesiyle petrol arayan İngilizler İran'da da bunu yaptılar. Bu petrolleri birlikte çalıştırmak istediler. İran buna razı olmadı. Kaçar Han'dan razı olmadı. Bunun üzerine Rıza Şah Pehlevi'ye ki albaydı Rus İran ordusunda. Destek verdiler, ihtilal yaptırdılar. Kaçar Han'dan yıktılar 26'da. Pehlevi hanedanını kurdular. Bunlar tam Acem'dir. Hazreti Ömer zamanında Müslüman olan İran'da ilk defa 1926 yılında Acemler iktidara geldiler. O da İngilizlerin yardımıyla devleti ele geçirdiği için aynen bizim Mustafa Kemal'imiz gibi İngiliz taraftarı oldu. Bunun çok delilleri var da şimdi ben esas meseleyi dağıtmamak için söylemiyorum. Ama İkinci Cihan Harbi'nde Amerika Ruslara İran'dan çık diye dayattığı zaman bunu İngilizlerin menfaatini korumak için yaptı başlangıçta. İngilizler Amerikalılarla amca çocuğu sayılır. Yani bu Ruslar girdi, bizim buradaki petrol imtiyazımız tehlikeye girdi, dayat dedi Amerika'ya. Amerika dayattı ama bunun neticesinde bu petrolleri işletme hakkını Amerika elde etti. İngiliz'den aldı bunu. Yani babasının hayrı için bu iyiliği yapmadı İran'a. Şimdi İkinci Cihan Harbi'nden itibaren petrolün idaresi aynen Suud'daki gibi İran'da hükümetle Amerikalılar arasında ortaktı. Ama bir şey oldu. Ruslar çekildim, çekileceğim, çekildim, çekileceğim diye oyaladığı esnada İran'da komünist hücreler kurdular. Komünizmi kökleştirdiler çünkü bir buçuk sene sürdü bu iş. Ruslar çekildikten sonra Rusya'da, şeyde, İran'da meşhur Tudeh Partisi kuruldu. Tudeh Partisi bir komünist partiydi. Tudeh Partisi iktidar olamıyordu ama aynı bizim İşçi Partisi gibi. İşçi Partisi'nin lideri Mao'cu bunu ilan ediyor. Ama ben gelirsem komünizmi kuracağım demiyor. Bak şimdi adını vatana çevirdi. Onlar da böyle esas niyetlerini tafsilatıyla ortaya koymuyorlar. Biraz gri görünerek, sol görünerek, sosyalist görünerek, sosyal adaletçi görünerek. Ne diyorlar şimdi, başka bir adı var. Halk Partisi de o ismi kullanıyor ya. Sosyal demokratız diyerek. Yani sosyal demokrat nedir? Komünizmi halkın reyli iktidar yapmadır. Farkı yoktur. Neyse bu Tudeh Partisi bela oldu İran'da. Bir güç oldu. Musaddık petrolleri millileştirdi. Başbakan olarak. Bu kargaşa hengamında Şah'ın kanser olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Amerika istihbaratı İran'daki menfaatleri üzerinde hesap yapmaya başladı. Bu Şah giderse bunun 11 yaşındaki çocuğu Şah olacak. Aynen
geçen hafta söyledim, Yunanistan'da olduğu gibi bir çocuk başa geçince aksi görüşlü olanlar fırsattan istifade ihtilal yaparlar, rejim değişikliği yaparlar. Yunanistan'da da böyle oldu bizimle harp ederken. Konstantin öldü, ihtilal oldu. Cumhuriyetçiler ihtilal yaptı, biz de sayesinde galip geldik. Emsalsiz bir başarı denilen İstiklal Harbi'nin de aslı budur. Neyse, bu sualin cevabı biraz uzun. Çünkü hakkını vermeden bir şey anlatmak istemiyorum. Amerika buradaki komünist hareketinden korktu. Bunlar iktidar olur Şah'tan sonra. Araştırma yaptılar. Bir din sınıfı muhalefet etti. Bunun sebebi de şudur. Şah'ın bir kitabı vardır, Beyaz İhtilal diye. Din sınıfının elinden topraklarını alarak toprak reformu yaptı. Katiyen din adamlarına bir tazdik yoktur. Bu yalandır. Şah kendisi Avrupa'yı bir özenti içinde oldu, doğru. Ama din sınıfını ne asmak, ne kesmek, ne zarar vermek, ne tahdit etmek, ne müdahale etmek, Kur'an'ı Acemce okuyacaksın diye bizim Mustafa Kemal'in yaptığı gibi ezanı Acemce okuyacaksın. Hayır, hiç müdahalesi yoktu. Toprak reformu yaptı. Toprak reformu niye onlara dokundu biliyor musunuz? Şeriatta bir kaide vardır. Harp ganimetinin altıda biri devletindir. Buna hubus denir. Beşte biri. Acemce'de de pençik denir. Osmanlı'da da bu pençik kanunu diye bilinir. Ama harp ganimetinden beşte bir devletindir. Diğerleri taksim olunur kumandanlara. İran'da bu kaide şöyle tatbik edilir. Devletin, milletin kazancının beşte biri din sınıfınındır. Devletin değil, din sınıfınındır. Onun için milyonlarca dönüm arazileri vardı. Aynen batıdaki kilise teşkilatı gibi. En zengin adamlar ayetullahlardı. Bunların elinden toprağını aldı. Bir de bunların muhalefeti var. Amerika otu bunu, bu işi yapanlar yazdılar. Ben de buna dair 10 tane kitap var. Hatta bir tanesini tercüme ettirdim de düzeltmelerini yapamadığım için basamadım henüz. Bu işi yapanlar hatırat mahiyetinde yazmışlardı bunu. Amerikan entelijansı, normal istihbarat, Şah'ın ölümü üzerine İran'a müdahale etmeyi tavsiye etti. 26'da yaptıkları gibi bir başka nüfuzlu aileyi iş başına geçirmeyi planladı. Fakat başkanın etrafındaki özel istihbarat kadrosu buna muhalefet etti. Dediler ki 1926'daki durum yok, milletin gözü açıldı. İhtilalle gelenler uzun müddet devam edemiyorlar. Biz bir halk hareketiyle burada bir değişikliği sağlayalım. Halk hareketi, komünistler var, bir de dindarlar var. Komünistlerle bu işi yapamayız. Onlar bize karşıdır. Onlar Rus taraftarı. Dindarları yokladılar. Dindarların reisi Şeriat Medarı'ydı. Şeriat Medarı'ya gittiler, dediler ki bu Şah ölecek demediler. Biz bu Şah'ı devirmekte size yardımcı edelim, olalım. Eğer bizim İran'daki petrolle alakalı haklarımıza dokunmasanız size yardım edelim. Şeriat Medarı dedi ki bizim davamız petrol davası değil. Biz inancımıza göre yaşamak istiyoruz. Nizamı şeriata göre yapmak istiyoruz. Tabii anladıkları şeriat. Bu işi yaparsanız biz sizin petrol haklarınıza dokunmayız. Tamam dediler. O zaman biz seni agrandize edeceğiz. Yo dedi, ben ihtiyarım. Şah bana zulmeder. Bunu kabul edemem. Ama ben size bir adam söyleyeyim. Bu arazi millileştirmede, arazi reformunda
harekete katıldığı için oğlu öldürülen şah ceza vereceği için benim Ayetullah makamına ishal ettiğim bir adam var. Hümeyni. O yurt dışındadır. Ona şah bir şey yapamaz. Hümeyni bu arazi toprak reformu meselesi dolayısıyla mümahişe girenlerden biri. Oğluydu, öldürülmüştü. Bunun üzerine hükümet aleyhine beyanatta bulundu. Bunu hapsedeceklerdi. Şeriat medarı buna Ayetullah makamı verdi. Gayet gariptir. Müslümanlık iddia eden İran'da Ayetullah makamında olan adam cinayet işlese de mesul değildir. Papa gibi gayrimesuldür. Ne yaparsa yapsın. Fakat gene hükümet onu tazdik ediyor. Gördü, kaçırdı onu. Hümeyni bir miktar Irak'ta yaşadı. Oradan memnun olmadı. Ne olduysa İstanbul'a geldi. İstanbul'da İran tüccarları için kurulmuş bir iş hanı vardır. Rıza Paşa yokuşunda. Büyük Valide Han. Onun içinde bir cami vardır. O cami İran camidir. Hala orada Caferi mezhebi üzere ibadet yapılır. Burada imam oldu. Bir müddet Bursa'da oturdu, sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da imam oldu. Baktı ki Türkiye'deki Alevilerin dinle, imanla bir alakaları yok. Türkiye'deki Alevilerin çoğu din diye bir şey bilmiyor, bir Alevi ismi taşıyor. İran'daki gibi değil. Kendi mezhebine göre sıkı bir yaşayış var. Buradan rahatsız oldu. Alevi ya, Hazreti Ali'nin sülalesinin idaresinde olan bir yer aradı. Bu da Fas'tı. Kral Hasan Şerif. Ben buraya gideyim, burada yaşayayım dedi. Yani evladı Resul'den birinin hükümdar olduğu bir yerde yaşayayım dedi. İstanbul'da Fas konsoloshanesi yok. Birisi dedi ki ona, Paris'e git, biraz gezersin. Vizeyi de oradan alır gidersin. Ama onun Paris'e gitmeye karar verdiği anda Amerikan entelijansı da Hümeyni'yi agrandize etmeye, büyütmeye, halkın gözünde milli bir kahraman haline getirmeye karar vermiş. Hümeyni İran'dan kaçtıktan sonra takriben 10-15 sene Irak'ta ve Türkiye'de yaşadığı halde hiçbir gazetede haber olmamış. Birisi söyledi, ben görmedim. Bursa'da Umumhane'nin kapısında gezerken o sarığıyla, cübbesiyle resmi çekilmiş. Bursa'da bir mahalli gazetede haber olmuş. Böyle bir adam. Kimsenin bildiği, ehemmiyet atfettiği bir adam diye İran'dan kaçmış bir molla. Lakin Yahudiler Sünni-Şii kavgası tazelenirse Amerika'nın başkan etrafındaki entelijansın elemanlarının bu tarz hareketine sebep olan görüş şudur. Tarihte bir Sünni-Alevi kavgası vardı. Aleviler mağlubiyeti kabul etti, bu iş söndü. Eğer biz bunları İran'da iktidar yaparsak, her yerde bir İslami hareket var, önlenemiyor. İsrail bundan mutazarır. Bunlar diğer ülkelerdeki Alevilerde sahip çıkar. Suriye'dekine çıkar, Irak'takine çıkar, Türkiye'dekine çıkar ilahı. Onun için bunlara iktidar yapalım. Yeniden bir Sünni-Alevi kavgası. Çıksın İsrail nefes alsın. Bu karar verdiler. Hümeyni Paris'e ineceği zaman Beni Sadır. Bir Türkmen aşiretinin çocuğudur, solcudur, Ecevit gibidir. Ona talimat geldi. Siz tek başınıza bu şahı deviremezsiniz. Hümeyni ile beraber hareket edin, biz onu büyüteceğiz diye. Bu yer hazırladı. Bir aşiret mensubudur, zengin. Paris'te talebe o zaman. Yer hazırladı. Hümeyni'yi uçaktan aldı. Ama Hümeyni uçaktan inerken gazeteciler, televizyoncular üzerine saldırdılar. Yani ne olacak İran'daki bu durum?
Şah'ın durumu ne olacak? Allah belasını versin. Yıkılacak tabii. Başka ne diyecek? Hayat korkusuyla kaçmış orada. O gün televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde Hümeyni birinci haber oldu Paris. Bunu ancak Yahudi yapar. Dünya basınına ondan fazla böyle hakim olan bir güç yoktur dünyada. Yahudi yapar. Beni Sadı bunu aldı getirdi. O da bir otele gidecekti. Tamam bir yer hazırlanmış vesaire. Amerikan entelijansı geldi. Bir Alman Hümeyni hakkında ilk kitabı o yazdı. Hümeyni'nin resmini koydu. Önüne bir teyp koydu. İran'ı teyple yıktı Hümeyni. Bugünkü teknik yok o gün. 70'li yıllarda teyp. Ajanlar geldiler. Buna sordular ne olacak İran'daki durum, İran'ın aleyhine, rejiminin aleyhine vesaire. Bunun kasetini aldılar, Amerikan Büyükelçiliğine, Tahran'a taşıdılar. Büyükelçilikte bunları çoğaltıp içerideki ajanları vasıtıyla apartman kapılarından attılar. O zaman teyp aleti yaygın. Hümeyni Fransa'dan İran halkını talimatla yönlendirir, teyple yönlendirir hale geldi. İş büyüdü. Ama bu arada Hümeyni kendi üzerinde yapılan hesabı bilmediği için ben buraya gezmeye gelmedim, şu pasaportu alın, bana Fas'tan vize alın dedi. Fas Büyükelçisi bu talep karşısında bu adam birinci haber. Gazetede, televizyonda ben bunu memleketime kabul edersem acaba bir siyasi problem mi olur? Bakanlığıma sorayım dedi. Bukra, yarın. Arap bir defa Bukra dedi mi bu bitmez. Gitti geldiler Hümeyni'nin zorlamasıyla. Bukra bitmedi. Hümeyni de baktı ki burada iş var, iş oluyor. Çünkü televizyon seyrediyor. O zaman siyah beyaz televizyon var. Bakıyor ki İran'daki mümahişler kabardı. Amerikan taraftarı askerler de halkın mümahişlerine, Şah aleyhine katıldılar. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Günde 20 kişi, 30 kişi ölüyor. Şah baktı ki bu iş kötü. Ordu da iştirak edince daha kötü olabilir. Ben çıkayım. Netice o da bir İranlı liderdir. Zararı yok. Ona teslim edeyim dedi. Hiçbir kral, hiçbir hükümdar hain olmaz. Yanlış yapabilir. Bir bakkal bile kendi dükkanına ihanet etmez. Çünkü evladına bırakacak. Ama bir reisi cumhur ihanet edebilir. Gelecek nesillerin imkanlarını kullanabilir. Benden sonrası tufan diyebilir. Hükümdar benden sonra tufan diyemez. Evladına zarar vermiş olur. Onun için o hatırlıyorum televizyonda kılıçları çattılar, başın üstüne Kur'an tuttular, çıktı gitti. Hümeyni geldi oturdu. Solcular hak istediler. Bak Irak Harbi'nin sebebine bak şimdi. Sadece beni Sadr'ı reisi cumhur yaptı. Paris'teki hizmetinden dolayı. Bunun dışında hiçbir solcuya ekmek vermedi. Ama beni Sadr ve diğer solcular, beraberindekiler biliyorlar ki Amerikan Büyükelçiliğinde Hümeyni'nin kasetleri çoğaltılıp dağıtılmak suretiyle bu netice elde edildi. Onun için Amerika'ya bize bu işten pay çıkaracağını söylemiştim. Pay çıkar. Dedilerse de Amerika solcuların iktidara gelmesini istemedi. Sadece Şah devrilene kadar yardımlarına talipti. Bunun üzerine solcular Amerikan Büyükelçiliğini bastılar. Şimdi bizim Büyükelçilik'te, Suriye'de Büyükelçilik'teki personeli kurtarmayı küçümsüyorlar. Koca Amerika 14 ay İran solcuları Amerikan Büyükelçiliğini bastılar. İki gaye gidiyorlardı. Birisi, Amerika müdahale ederse Rusya'ya diyeceklerdi ki Amerika bizi işgal ediyor, yardım et.
Azerbaycan'ın Ruslar Bolşevik ihtilalinden sonra böyle yeniden işgal ettiler. 3-5 tane serseri telgraf çekti. Hükümet kurduk, bizim hükümetimizi gerici hükümet yıkıyor, yardım et. Ruslar böyle girdi. İçeriden bana davet geldi dedi. Böyle ümit ettiler. İkincisi, bu olmasa bile Hümeyni'nin foyasını burada bulacağımız vesayetle çıkarız ortaydı. Halbuki Hümeyni gelince bunlar orada temizlediler, bir şey bulamadılar. 14 ay Amerika elçiliğini kurtar, elçilmesi personeli kurtaramadı. Bir uçak indirme yaptı, uçak düştü. Çok gençsiniz, hatırlamazsınız. Uçak düştü. Amerika 14 ayın sonunda Şah'ın Amerika'daki paralarından, rivayet muhtelif, 100 milyar dolar diyen var, 40 milyar dolar diyen var. Bir para verdi, bırakın adamlarımı diye. Solcular baktılar ki iki gayede gerçekleşmiyor. Rusya'ya davet çıkaramadık. Hümeyni'nin aleyhine bir şey bulamadık. Ne yapalım? Bari bu parayı alalım. Bu parayı aldılar. Ben Almanya'da vatansız yaşıyordum. Amerikan personeli Frankfurt'a geldi. Sağlık muayeneleri Frankfurt'ta oldu. Haberler, gazeteler hepsi. Türkiye Amerika gibi zaaf göstermedi. Irak'taki büyükelçiliğini aldı. Kimse bunu takdir etmeye yaklaşmıyor. Türkiye'deki muhalefet muhalefet değil. Düşmanlık. Muhalif olmayı düşman olarak anlıyorlar. Hiç olmazsa milli meselelerde birlik yapın. Yani bir Kıbrıs meselesi bunun misalidir. Hiç hükümetin yaptığı Kıbrıs üzerine bir icraata hiçbir muhalif parti muhalefet etmemiştir. Hatta az yapıyorsun demiştir. Solcular bundan netice alamayınca suikastlere giriştiler. Behişti. Ben Almanya'da yaşıyorken Hamburg'da cami imamıydı. Behişti. O ihtilalcilerden tek tanıdığım adam odur. 65 senesinde Almanya'daki bir İslam konferansında beraber bulunduk. Ehl-i Sünnet'e çok yakın bir adamdı. Onu öldürdüler. Cenazesinde suikast yaptılar. 35 kişi öldürdüler. Şimdi burada Hümeyni'nin kafasına dank etti. Şu. Dahili idarede muvaffak olamayanlar. Unutmayın, tarihte böyle çok hadiseler vardır. Bir gayi, harici gaileden medet umarlar. Bizim İttihatçılar bunun tipik misalidir. Dahilde başarılı olamadı mı? Hariçten bir gaile çıkarır. Muhalefet adeta hıyaneti vataniye olur. Düşman gelmiş saldırıyor. Şimdi bu işlerin zamanı mı? Onlar konuşacak zaman değil. Düşmana karşı birlik olmamız lazım. Hümeyni bir düşman icat etmek ihtiyacını hissetti. O da neydi? En kolay yapabileceği. Türkiye'ye hilafet gelse. Her Müslüman der ki Mekke ve Medine'nin idaresi halifenin emrinde olması lazım. Onların mezhebinde bizim için Mekke, Medine neyse mukaddes yerlerine Necef ve Kerbela'dır. Sen velayeti fakih olarak geldin oturdun. Yani gelecek olan Mehdi'nin vekili sıfatıyla. Reisi cumhur tayin ediyorsun. Ama Şia'nın mübarek makamları senin elinde değil. Şia'nın mübarek makamları senin elinde değil. Bu bir nakise. Bunun üzerine ne yaptı? İran'a tecavüz edip bu makamları ele geçirmek planı yaptı. İran'a karşı seferberlik ilan etti. Irak'a karşı. Irak'a karşı seferberlik ilan etti. Ben çok yorgun ve rahatsızım, kusura bakmayın. Seferberliğin, Irak'ın da Saddam'ın da şeyi var, istihbaratı var. İran'a, Irak'a karşı olduğunu anlayınca Saddam önden davrandı, ertesi gün hücum etti. Şimdi derler ki Irak önce hücum etti.
Ama Irak'ın hücumundan bir gün evvel Irak'a karşı Hümeyni seferberlik ilan etti. Şimdi bu iki devletin de petrolü var. Harp bu petrol kuyularına zarar verirse, onlar Sünni-Şii kavgası beklerken Yahudiler, iki Şii devlet harp eder oldu. Plan tutmadı. Solcuların bu hareketi karşısında biz şimdi Irak'la harp ederken bu sizin dahili zırvalarınızı dinleyemeyiz demek durumuna getirdi kendisini Hümeyni. Peki İran'ın nüfusu fazla. İran gelir gelmez Şah aleyhtarlığı ile orduda tensikat yaptı. Şah Bahreyn'i almak için silaha yatırım yapmıştı. Hümeyni bu silaha girin diyor. Kıdemli generalleri, Şah'ın generallerini 15-16 yaşında devrim muhafızı çocukların eline makinalı tüfek verdiler. Ben Alman televizyonda seyrettim. Bir hendek açmış boldizerlerin başına getirerek taradılar. Ve üzerine toprağa boldizerler çekti. Dünyanın hiçbir yerinde. Geçmişin hesabı bir rejim değiştiği zaman bu tarzda muhakemesiz sorulmaz. Bila muhakeme yüzlerce general öldürdü. Nüfusunun Irak'a karşı iki kat fazla olmasına rağmen yenişemediler. Bu harbe petrol parasını silaha çevirmek isteyen Yahudi tüccarlar ganimet bildiler. İki tarafa da silah sattılar. Lakin nüfusu çok olan adama az silah verdiler, nüfusu az olanına çok silah verdiler. Gün geldi, Irak'ın petrol parasıyla silah alma şansı kalmadı. Borçla da vermek istemiyorlar. Bunun üzerine Kuveyt'e gitti. Bak dedi, ben İran'la harp ederek seni de koruyorum. Biliyorsun Bahreyn adası için Şah hazırlık yapıyordu. Onların hedefinde sen de varsın. Bana yardım et. 14 milyar dolar Kuveyt Irak'a silah alımı için destek verdi. Aynı şeyi gitti Suudi Arabistan'a söyledi. Bunlar buraya gelse Şii, sen Vehhabi olarak onun tam tersi bir görüşe sahipsin. Sana da saldırırlar, senden de bir harp ederler. 300 milyar dolar Suudi Arabistan, milyar dolar değil, milyar riyal. Bu Suud gazeteleri yazdı. Yardım ettiler, ben o zaman Suud'daydım. Medine'nin dışından, Yanbo limanından boşalan silahlar konvoy halinde Irak'a gidiyordu. Bir de böyle Suudi Arabistan'dan Irak silah alıyordu. Saddam bu kadar silahı elde edince dehşetli bir Şafak Harekat diye bir harekat başladı biliyorsunuz. Hümeyni sulh istemeye mecbur kaldı. Ben zehir içseydim de bu Irak'tan silah bırakma talebinde bulunmasaydım dedi. O gün bizim gazeteler bunu yazdı. Gururu incindi. Bu dengesiz silah vererek işi bitirmenin sebeplerinden biri de petrol kuyularına isabetler oldu. Petrol kuyuları alıştı. Petrolü batılılar kasasındaki para gibi görürler. Çünkü doğuda bu kullanılmaz. Suudi Arabistan çıkardığı petrolün %1'ini bile kendi kullanmaz. İhtiyacı o kadar azdır. Bunu silah satarak petrole verdikleri parayı silah parası olarak geri alarak Avrupalılar kendi müstakbel malları gibi görürler. Bundan dokundular. Saddam'a anormal yardım ettiler. İran'ı yendirdiler harp bitsin diye. Fakat Saddam bu kadar silahı alınca fikir değiştirdi. Gitti Kuveyt'e. Dedi ki arkadaş, ben sana 14 milyar dolar borçluyum.
Bu parayla silah aldım, seni de korudum. Bu parayı sil. Maksadı hır çıkarmaktı. Bu parayı sil. Onlar dedi ki arkadaş ben seni zorlamıyorum ya ileride verirsin. Hayır vermeyeceğim ileride de ver. Verirdin vermezdin. Tamam sildik dediler. Baktılar ki o güçlü. Niyet bozuk. Bu sefer geldi dedi ki Rumeyle diye bir bölgesi var Irak'ın Kuveyt'in bitişiğinde. Senin petrol kuyuların benim Rumeyle'deki petrolümü çekiyor alttan. İrtibat var. Kuveytler dedi ki arkadaş bu 20 sene evvelki, 50 sene evvelki iş şimdi mi ortaya çıkıyor? Böyle bir şey olamaz. Yahudinin bir fıkrası var. Yeniçeri Yahudi'yi yakalamış. Ulan seni keseceğim demiş. Kafasını kızmış. Onların dediğini. Ya ben sana ne ettim? Ha? Siz Hazreti İsa'yı çarmıha gelmişsiniz demiş. Yahu demiş ki ya kardeşim bu 2000 sene belki iş ya bunun hesabını bana mı soruyorsun? 2000 sene evvel ama ben şimdi duydum demiş. Keseceğim kafanı. O da ben şimdi duydum demiş. Irak, Kuveyt razı olmayınca kapat diyor petrol kuyularını diyor. Alttan benim toprağımdaki petrolü çekiyorsun diyor. Suudi Arabistan araya girdi. Cidde'de bir konferans toplandı. Ama bu arada Saddam ne yaptı biliyor musun? Saddam İran'a sulh teklif etti. Esadabad şehrinde 13 maddelik bir anlaşma yaptı İran'la. Anlaşmanın mahiyeti bu. Diyor ki ben senden aldığım toprağı sana iade edeceğim bir şartla. Ben diyor Kuveyt'i alacağım, Ürdün'ü alacağım, Suriye'yi alacağım. Suudi Arabistan olacağım. Büyük bir Arap İmparatorluğu kuracağım. Sen ben bu işi yaparken bana saldırma arkadan. İstersen Kuveyt'i de sana veririm diyor. İran buna razı oluyor. İran'la bu gizli anlaşmayı yaptıktan sonra Kuveyt'e bu tazikatı yapmaya başlıyor. Suud Kralı araya giriyor. Cidde'deki konferansta asla yola gelmediğini görünce Saddam'ın Suud Kralı Amerika'ya telefon ediyor. Bunun niyeti bozuk. Kuveyt'e saldıracak diyor. Asla sulhe, anlaşmaya razı gelmiyor. Amerika diyor ki bu benim işim değil. Çünkü Kuveyt petrollerini İngiliz işletiyordu. Amerika'nın değil. İyi de Amerika uyandı bunun böyle bir tecavüzü varsa. Bir araştırdı ki Suud'u da alacak. Çünkü Almanlar, İranlılarla yaptığı anlaşmada diyor ki ya İsrail buna müsaade eder mi büyük bir Arap devletinin kurmasını? Diyor ki ben Ürdün'ü alacağım. Ürdün'ü İsrail, Filistin devleti yapacağım. Zaten %60'ı Filistin. İsrail'i rahatlatacağım. O daha karışmaz. Suud'u alacağım. Suud da Amerika petrolden %50 alıyor. Ben %60-70 vereceğim. Bunu Amerika öğrenince Kuveyt'e müdahalesinin arkasından müdahale etti. İşte Amerika'nın Irak'a müdahalesi Suud'daki menfaatinin böyle riske atılacak bir macerayı Saddam'ın planlamış olması aynı zamanda bu olabilirse kuvvetli bir Arap devleti olacağı için İsrail'in bundan göreceği zarar sebebiyledir. Bunun 11 Eylül'le hiçbir alakası yok. Ondan sonraki vukuatı anlatmıyorum. Saddam Baas Partisi'nin adamıdır. Baas Partisi'ni kuran Michel Eflak'tır. Michel Eflak bir Hristiyan Arap olduğunu iddia eder. Yalandır. Neden yalandır? Michel Eflak Golda Meir'in damadıdır. Golda Meir İsrail'de kadın başbakanlık yapmış bir Yahudidir. Hiçbir Yahudi gönül rızasıyla kızını ne Müslümana verir ne Hristiyan'a verir. Hristiyan'a hele hiç vermez. Çünkü sünnetsiz adamı Müslümanların cünüp adama baktığı gibi murdar addeder. Yahudi doğuştan sünnetlidir.
İlk 7 gün içinde sünnet olur. Penis kanseri, mesane kanseri, dünyada %27 kanserler içinde, %27. İsrail'de 1'dir. Müslümanlarda %6-7'dir. Müslümanlar 7 yaşında sünnet olur. Yahudi 7 günün içinde sünnet olduğu için bu kansere tutulma şansı diğerlerine nazaran %1. Yani kanser miktarının, ya 100 kanserli de bir tane penis kanseri olur Yahudi'de. Müslümanlarda 100 kanserli de 7 olur. Hristiyanlarda %27'si mesane kanseri ve penis kanseridir. Sünnetsiz oldukları için. Mustafa Kemal de sünneti yasak etmek istedi 31'de. Gavura benzemek için. O zaman muhalif ses çıkarmak cesaret işiydi. Bir kulp takarlar, Atatürk'e suikast yapacaktı diye cumhurla basarlar seni. Doktorlar hep bunun lehinde konuştu. Efkar-ı Umumi'yi hazırlıyorlar. Bende böyle bir alay gazetelerin beyanatı var. Buna, doktorların beyanatı var. Gariptir. O sene Ayasofya Camii müzeye çevriliyordu. Orada iki Alman çalışıyordu eski resimleri, arkeolog ortaya çıkarmak için. Gazetecinin biri de onlara sordu. Ne dersiniz? Biz Türkiye'de sünneti yasak etmek istiyoruz. Meclise kanun gelmiş. Umumi efkar hazırlıyorlar. Onlar dedi ki ya çok yanlış yaparsınız. Siz bilmiyor musunuz? Kansere karşı koruyucu tedbirlik çaresi olarak dünyada sünnet görülmüştür. Sünnetsiz insanlarla sünnetli insanlarsa bu kanser miktarı kıyas kabul etmeyecek şekilde farklıdır. Ve batılıların kültürlü aileler çocuklarını sünnet ettiriyor. Zamanla hepsi sünnetli olacak. Bizimkiler dedi ki Allah Allah, bunlar ileride sünnetli, biz sünnetsiz mi olacağız? Donun içini bile benzetmekten vazgeçti. Çekti kanunu geriye. Şimdi Yahudi sünnetsiz adamı murda reddeder. Michel Efrak Yahudi olmasa ona Golda Meir gönüllü kızını vermez. Michel Efrak'ın kurduğu siyasi partinin 3 temel esası vardır. Baas Partisi. Baas, dirilme demek. Nerede dirilme? İslam'dan evvelki Araplığı diriltme. Saddam'ın çocuklarının adına bakın. İslamiyet'ten evvelki isimlerdir. Oradan anlarsınız. 3 maddenin birincisi Arapları Müslümanlıktan kurtarmak. Hiç la şek ve la şüphe. İkincisi Arapları birleştirmek. Üçüncüsü Arapları kalkındırmak. Sen Arap'ı İslam'dan kopardıktan sonra kalkındırsan ne olur, birleşirsen ne olur? Hayvan ol hayvan. İşte akıbetin. İşte demek ki Amerika'nın Irak'a saldırması Suud'daki menfaatini korumak için. Böyle düşünceleri olanlara da gözdağı vermek için. Suali soranın zannettiği gibi 11 Eylül'le bir alakası yoktur. Veled dalin amin, başka bir sual sor. Bir sohbetinizde İsrail kelimesi haşa. Ne kelimesi? İsrail. İsrail kelimesi haşa Allah Celle Celaluhu ile güreşip onu yenen manasındadır dediniz. Yahudiler cihetinden tabii. Kur'an-ı Kerim'de ise defalarca İsrailoğulları ifadesi kullanılır. Bu ikisinin Beni İsrail. Beni İsrail. Evet. Bu ikisi arasında bir tenakuz görmüş suali soran. Yani Allah'ı yenen, onunla güreşen gibi bir ifadenin Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından Kur'an-ı Kerim diyor mu ki Davud Aleyhisselam Allah ile görüştü de onu yendi de onun için İsrail adını aldı. Doğrudur bu diyor mu? Demiyor ki. Onların bütün inancını nese diyor. Yahudileri ifade etmek için ne diyecek? Marufa itibar ediyor İsrail kelimesi. Kim biliyor İsrail demek İbranice Allah ile güreşip de onu yenen demektir. Yakup Aleyhisselam değil mi ustam?
Ne dedim? Davut dedi. Yakup Aleyhisselam, doğru. Ama yani bunu bilmez ki insan, Yahudi literatürüne girerse bilir. Marufa itibar ediyor Kur'an. Yahudilere ifade etmek için Beni İsrail demeye mecbur. Ama Beni İsrail tabirinin haklı olduğunu mu söylüyor ki tezat olsun arada? Bunda bir tezat yok. Eyvallah. Yanlış anlama var. Evet. Eyvallah. Yine dün diyor Habertürk kanalında 19 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Okuyan, Sırat Köprüsü'nün Allah'ın çizdiği yol olduğunu ve bilindiği gibi cehennemin üzerinde kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü olmadığı, Miracın bedenen değil, sadece ruhen olduğu, cennet ve cehennemin mahşerde yaratılacağı, kıyamet alametleri diye bir şeyin olmadığı, ayetlerin yanlış açıklandığı, hadisleri Kur'an'a uyuyor ya da uymuyor diye sınıflandırılması gerektiği ve yine buna benzer... Toptan reddetse daha iyi olur. Öylesi de var. Daha birçok dini bilgilerimize zıt, muhalif görüşlerini duyduk, dinledik. Üstad bu hususları nasıl yorumlar? Bunlar dinde reform yapmak isteyen, dini, din dışı adamlar eliyle itibarsızlaştırmakta başarılı olamadılar. Millet din adamı sıfatına ait insanların sözünü dinliyor. Onun için din adamı sınıfı vasfına ait insanlar arasında dinsiz yetiştirelim. Onlar dinli maskesi taşıyan dinsizlerdir. Şimdi bunun ispatı için size bir temel bir iki İslami esas söyleyeyim. Dinin metafizik hakikatleri için İslam akaidinde bir kaide vardır. O kaide şudur: taammuku terk. Taammuku terk eder Müslüman. Ne demek taammuk? Tamik, derinleştirme. Taammuk, derinleşme. Amik, derin. Amik ovası. Ariz, amik. Biz dinin hakikatine mantığımız ve müşahedemiz sahasına giren hükümlerinde gördüğümüz mükemmelliği kabullenerek müşahede sahamıza girmeyen hususlardaki beyanlarını da kabul ederiz. Bu şuna benzer, çok başka vesilelerle söyledim. Pozitivistler, materyalistler, hakikat laboratuvardan çıkar. Duygu organlarımızla kabili kontrol ettiğimiz şey vardır, doğrudur deriz. Duygu organlarıyla kabili kontrol olmayan şeyin doğruluğu iddia edilemez. Bunlar yoktur, yalandır der. Dinin metafizik hakikatlerini çöpe gönderir. İki, pozitivizmin iki temel prensibi vardır. Birisi küllilik prensibidir, biri zarurilik prensibidir. Nedir küllilik prensibi? Maruf misaliyle söyleyeyim. Su, saf su, içinde eriyik başka maddeler bulunmamak şartıyla, normal basınç altında, belli bir dereceyi hararette tebahur eder. Buharlaşır. Buraya alemin biri 180 demiş, biri 90 demiş, fark etmiyor. Ama suhunetin miktarı aynıdır. Birim değişir ne dersen oraya. Biri 100 demiş, biri 180 demiş, fark etmez. Ama o buharlaşma suhunetin sıcaklık haddi hep aynıdır. Bütün normal sular, normal basınç altında 100 dereceye hararette tebahur eder diyor musun? Diyorsun. Ben de sana soruyorum, bütün sular tecrübe ettin mi? Fiilen mümkün değil. Sen bütün sular hakkında konuşuyorsun. Bir suyu, beş suyu, on suyu, 10.000 suyu, 100.000 suyu tecrübe et. Bütün sulara etmediğin halde istisna olabilir. Bak sana misal vereyim. Her cisim soğuduğu zaman daralır, ısındığı zaman genişler, az veya çok. Su bunun aksi nedir? Suda bir cisim,
Şimdi biz her cisim soğuduğu zaman daralır, ısındığı zaman genişler dediğimiz zaman, ama biliyoruz ki su bunun aksi. Soğuduğu zaman buz genişliyor, 1'e 10 boruyu patlatıyor. Başka maddelerin tabiatından aykırı. Peki senin bu tecrübe etmediğin sularda böyle bir istisna olmak ihtimali niye olmasın? Nereden bütün sular diyebiliyorsun? Çünkü mantıken 3 suyu, 5 suyu, 5 bin suyu, 10 bin suyu, 100 bin suyu aynı görünce zihin laboratuvarına dönüyorsun. Zihninde bunu tamim ediyorsun, umumileştiriyorsun. Ben de ahkam-ı Kur'aniyenin benim hayatımda kabili kontrol olan noktalarda bu mükemmelliği görünce onun bütün beyanlarına bu mükemmelliği tamim ediyorum. Hiç farkı yok. Beni itham ettiğin noktada ben eğer bir zaaf içindeysem sen de zaaf içindesin. Senin bu itirazın senin içinde mevzu bahistir. Bir maddenin özgül ağırlığı şudur diyorsun. Bütün demirlerin özgül ağırlığı şudur. Bütün demirler ölçtün mü derim sana. Ölçtüğün kadar bunu görünce ölçmediğine de teşmil ediyorsun. Eğer burada bir tezat olsaydı bu kadar tecrübe ettiğin birinde bu görülürdü. Trilyonda bir ihtimal. Yaklaşık olarak yok. Yaklaşık olarak eşittir diye bir işaret vardır geometri. Yok. Şimdi sen bana aklen, mantıken, ahlaken, kanunen, nece dersen de dinin bir ahkamının insanlığın huzuruna, sükununa, faziletine, insanlık haysiyetine yakışmadığını söyle, cevabını vereyim. Var mı öyle bir şey? Bunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ya Ramazan geldiği zaman suç azalıyor. Ey dinsizler! Sizin huzurunuz için de din lazım. Bir vatan tehlikeye girdi mi dine, imana sarılıyor insanlar. Mustafa Kemal bile milli mücadelede müftü makamlarını ziyaret ediyordu. Hocaları davet ediyordu askeri teşcih edin diye. Dinsizin bile hayatı, mematı, huzuru bu dinin takviyesine bağlı. Allah korkusunu kaldır, insan canavar olur. Sokakta emin olarak yürüyemezsin. Ne zorunuz var bu dinle? Hangi hükmünden rahatsızsınız? Ha, nefsine uydun, içki içeceksin, sana içme diyor. İçki faydalıdır diyen bir insan var mı dünyada, yeryüzünde? Var mı? Adam öldürmek makbuldür diyen biri var mı? La dini, dinsizlerde bile, din tanımazlarda bile adam öldürmek makbuldür, hırsızlık makbuldür diyen var mı? Bunlar insanlık haysiyetinin tabii icaplarıdır. Ben bunu bir meselede, beş meselede, bin meselede görünce ne yaparım? Aklen kabili kontrol olmayan mesailde Allah'ın beyanına teslim olurum. Müslümanlık budur işte. Budur. Teslimiyet dinidir. Bu teslimiyette o laboratuvar tespiti gibi, cemiyet hayatındaki tezahürlerinden çıkarılacak neticeler gibi kabili kontrol olmayan mesailde kaide akaidde şudur. Allah'ın bildirdiğiyle iktifa et. Üzerine imali fikretme. Derinleştirmeye çalışma. Bu nedir? Cennet var, cehennem var. Allah var diyor mu? Var. Var diyorsa vardır, inanırız. İleride mi olacak? Şimdi mi olacak? Var mı bir hüküm? Yok. Bunu tahminen böyle konuşanlar olmuştur. Cehennem yaratılmıştır. Hayır, henüz yaratılmamıştır. Dünya küm feyekün olduktan sonra yaratılacaktır diyen var. Sırat Köprüsü içinde şöyle veya böyle keşif, tahmin, bunlar bizi bağlamaz. Biz Allah'ın beyan ettiğiyle iktifa ederiz. İyiliğe mükafat var, kötülüğe mücazat var.
Allah ateş diyorsa, yanmak diyorsa, Allah cennet bağlar bahçeler diyorsa, senin bir çocuğa Allah mefhumunu izah ederken basite icra ederek anlatman gibidir. Allah bize rüyayı vermeseydi, aynı anda burada olup, aynı anda Ankara'da olmayı, sahne değişikliğiyle bir rüyanın içinde çeşitli ahvali anlayamazdın. Sana ahireti anlayabilmen için bu alemde misaller yaratmış. Ölümü anlaman için uykuyu vermiş. Seni her 24 saatte bir öldürüyor. İki ruh var sende. Ruhu hayvani, ruhu insani. Ruhu insani senden gidiyor. Uykuda, şuur kapalı. Bundan dolayı. Ruhu hayvani devam ediyor. Bağırsan çalışıyor, böbreğin çalışıyor, kalbin çalışıyor. Gözünü açtığın anda ruhu insani avdet ediyor sana. Radyasyon gibi. Şimdi sen şu uykuyu uyumadan duramıyorsun. Uykuyu görüyorsun. Bağırsalar duymuyorsun. Dokunsalar duymuyorsun. Ölümü anlaman için sana bir misal halketmiş hayatında. Ahireti anlaman için de rüyayı halketmiş. Sen cennet şöyledir, cehennem böyledir, bilmem nedir diye masalımsız sözleri ele alarak dini tenkit edemezsin. Dinin özünde şu var. Allah'ın beyan ettiğiyle iktifa edersin. Sırat diye bir yer var. Demek ki zorlu bir geçiş. Kıldan incedir, kılıçtan keskindir, bilmem nedir. Öyledir veya değildir. Ben kılıçtan keskindir, kıldan incedir diye inanmaya mecbur değilim. Ben ayetle ve hadisle bağlıyım. Hadis için de o söyledikleri sözler çok nabeca, yakışıksız sözlerdir. Dünyada hiçbir ilim, şu gün bile hadis alimlerinin ulaştığı mükemmelliğe ulaşamamıştır. Tarih ilminde hadis de bir nevi tarih gibidir. Geçmişe ait bir iştir. Ravilerin, tarih yazanların, tarihi yapanların ahlakı hakkında, zekası hakkında, hafızası hakkında bir bilgiye rastladınız mı? Rastladınız mı? Yoktu. Böyle bir ilim yok. Hadisçiler ne yapmış bak. Hadis rivayet eden adamın aklı nasıldır? Peygamberin sözünü doğru anlamış olabilir mi? Zekaca müsait mi doğru anlamaya? Hafızası nasıldır? Zamanla bunu unutmuş, değiştirmiş olabilir mi? Ahlakı nasıldır? Kasten değiştirmiş olabilir mi? Mustafa Kemal nutkunu aç. Bir milletvekili öldürülüyor. Cenazesi, cesedi Çankaya'nın bahçesinden çıkarılıyor. Nutukta bir cümle yok. Gelecek nesiller seni itham etmez mi? Saman pazarında öldürülen adamın cesedi senin köşkünün bahçesinde ne arıyor diye. Bir cümle yok. Ama sakallı Nurettin Paşa Bursa'dan aday olmuş. Seçim beyannamesine sayfalar dolusu cevap var. İleriden tarihçi, hadisçi gibi sağlama ayağını bassa Mustafa Kemal'e ahlakan mizan etmez mi? Erzurum'dan telgraf çekiyor padişaha. Sadakati abidanemin, kulca bağlılığımın demadem mütezayit bulunduğunu, çoğalmakta olduğunu arza mücaseret ederim. Cesaret ediyorum ki her an sana kulca bağlılığım artıyor. Bu sözü söyleyen adamın açın nutku Sultan Vahidettin için bu alçak, bu hain, bu vatan satıcı, bu sefil mahluk. Lan bunu da sen dedin, bunu da sen dedin. Aynı adama. Seni ahlakan mizan etsin bakalım bir tarihçi. Göreyim var mı öyle bir şey? Ama 40 bin, 50 bin hadis ravisini İslam alimleri rivayet dışında böyle tahlil etmiş. Siz o alimlerin
Ayağını öpseniz bile, öpmeye bile layık değilsiniz. Bunları reddediyorsunuz. Alçaklık bu, başka bir şey değil. Maksat, dindeki mükemmelliğe karşı Müslümanların zihninde bir şüphe uyandırmaktır. Onun sıraladığı iddiaların daha başkaları da var. Ben tahrif kitabımda bu iddiaların hepsine cevap verdim. Başka verenler de var. Ehli sünnet yolundan giden bir insanın ağzına yakışmayacak lakırdılardır bunlar. Allah'ın beyanıyla biz idrakimizi de, izanımızı da, kelamımızı da tahdit ederiz. Allah ne kadar bildirdiyse o kadar hükmederiz. Bunun üzerine hayal kurarak imali fikretmeyiz. İşte taammuku terk budur. Bunlar İslam alimlerinin koyduğu disiplinlerden haberi olmayan, destursuz bağa giren haşerattır. Bunların cevapları var, her birinin ayrı ayrı. Ama ben prensip cevabı veriyorum. Prensip cevabı. Yani sana birisi işte cennet şöyleydi, cehennem böyleydi dediyse, sen bunu dinin esasından bir şey gibi alarak onun sözüyle dini itham edemezsin. Bazı hadisler Kur'an'a uymazmış. Fesubhanallah. Gösterin bir tane Kur'an'la tezat halinde. Zaten peygamber diyor ki benden rivayet edilen bir sözü Kur'an'la mizan edin. Kur'an'a aykırıysa o benden değildir. Ben onu söylemedim, birisi uydurmuştur demektir. Kur'an'la tezat halinde hangi hadisi Müslüman alimlere iddia etmişler de sen bu sözü söylüyorsun? Bugün din o hale gelmiştir ki dinin müdafası ümmeti Muhammed'den olmanın fikren ve fiilen bütün vasıflarını kaybetmiş olan milyonla adamla beraber yaşıyoruz. Bunlarla uğraşın da bir tanesini kurtarın. Dindarla uğraşıyorlar. Ya böyle yanlış düşün, öyle düşünme, böyle düşünme, öyle düşünme, böyle düşünme. Adam kıbleye dönüyor. Milyonla adam bilerek kafir, milyonla adam da küfre girmiş, haberi yok. Bari bu gafillere bir yardım et. Zekan varsa, enerjin varsa, ilmin varsa buna harca. Din üzerinde şüphe iras edecek söz, dinin mahiyeti aslı üzerinde. Bak, Kur'an'a uymayan hadisler diyor. Böyle bir şey yok. Kur'an'a uymuyorsa o hadis değildir. Ya da sen Kur'an'ı yanlış anlıyorsun. Kur'an 1400 senedir söyleyecek o kadar söz var ki. Kur'an 1400 senedir iddia ediyor. Ya yeryüzünde böyle bir iddia var mı Allah aşkınıza? Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Ey İslamiyet'e uydurma diyenler, Allah sözü değildir diyenler. Ve in kuntum fi raybin, şüphedeyseniz mimma nazzalna ala abdina. Kulum üzerine indirdiğim ayetlerden. Şüphedeyseniz, bunlar doğru değil. Mustafa Kemal'in gününde resmi tarihte yazıldığı gibi peygamberin demeçleridir. Böyle düşünüyorsanız, kendi sözlerini Allah'a isnat etti diye düşünüyorsanız. Ve in kuntum fi rebin mimma nazzalna ala abdina. Hatırlayamadım. Fetu bi suratim min misli. Fetu bi suratim min misli. Bir suresinin benzerini siz meydana getirin. Dahası var. Vedu, davet edin. Şuhada hüküm min dunillah. Allah'tan gayri kime güveniyorsan da yardıma çağır. Ey papaz, ey haham, ey kemalistler, çağırın yardıma da. Kur'an'ın bu iddiasına karşı ortaya bir şey koyun bakalım. 1400 senedir sizin şüpheniz varsa bir benzerini de siz ortaya koyun diyor. O da sizin gibi bir insan. Madem beşeri, kendinden bu sözler.
Onun kendinden olan sözleriyle bile yarışamazsınız. El adlu esasül mülk, Hazreti Ali'nin sözü. Adalet mülkün temelidir diye Mustafa Kemal sahip çıktı. Peygamberin öyle sözleri var ki, iki kelimeden bir hadis üzerine kitap yazılır. El mer'u me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u me'amene habbe. Böyle hadisler var ki bunların üzerine her birinin kitap yazılır. Ümmi bir insan. Ümmi, eğer okumuş yazmış olsaydı oradan buradan aşırdı diyeceklerdi. 15 yaşındayken Rahip Buheyra ile görüştü Suriye'de diye, Buheyra'dan öğrendi diyen bile var hala. Aynı rızan külle aybin keliletün. Kemâ enne sühtü tübdül mesâbiye. Bir şeye ondan razı olmayarak bakan meziyet görmez. Kusur görmek kastıyla bakan da meziyet görmez. Meziyet görmek kastıyla bakan da kusur görmez. Delikanlı bana geliyor diyor ki birisi, bu devrin kutbu kimdir sen biliyor musun diyor. Ya sen bile biliyorsun dedim. Kim dedi, senin şeyhin dedim. Teşekkür ederim dedi, gitti. Ne adamı tanıyorum ne şeyhinden haberim var. Çünkü onu bekliyor. Tuttuğu adamı gökten zembille inmiş. Efendiler unutmayın, peygamberde zelle var, zelle. Gayri iradiyata. Peygamberi zikrederken önce abduhu, sonra resuluhu. Bu dini iyi anlayın ya, mantığını anlayın. Allah'ın kulu ve resulü, kulu evvele koymuş. Hazreti İsa ilah mevkiine kızdıkları için yükseltmediler, sevdikleri için yükselttiler. Muhabbette çok anlattım burada, aşırı gitmeyin. Şahısları putlaştırmayın. Kemalistler bunu Mustafa Kemal için yapmışlar. Sen de şeyhini, dostunu, neyse tarihteki bazı adamları böyle yapma. Her insan hata eder. Peygamberde gayri iradi hata nedendir? Putlaştırılmasın diye Allah bunu yapıyor. Onu yanıltıyor, gayri iradi hata ediyor, sonra düzeltiyor. Sen bir adam beğeniyorsun, gökten zembille inmiş, hata etmez. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Putlaştırmayın. Demek oluyor ki her insan hata eder. Ancak hata başka şey, küfür başka şeydir. Cennet veya cehennemin mekan olmasını sağlayan imandır. Küfürdür. Cennette veya cehennemde kademeleşmeyi sağlayan ameldir. Bir defa imanın varsa cennete gidersin, amelin kadar orada iyi derecede yaşarsın. Kafirsen cehenneme gidersin, amelinin bozukluğu derecesinde şiddetli azap görürsün. Gerçek bundan ibarettir. Biz bu dinin herhangi bir hükmü aleyhine, herhangi bir hükmü aleyhine, mantıki bir delil ileri süren birini görmedik bugüne kadar. Ne itirazlar yapılmışsa gayrimüslimler tarafından hepsinin cevabı asırlarca evvel verilmiştir. Kur'an'ın Allah kelamını anlamak olduğunu anlamak isteyene, Kur'an'ın 1400 sene evvelki insanların ilmiyle, bilgisiyle kabili izah olmayan kainattaki hakaike dair beyanlarına bakacağız. Burada çok anlattım, bu çok uzun bir bahistir. Ana rahminde önce iskeletin sonra etin teşekkül ettiğini peygamber bilemez. Açın Kur'an-ı Kerim'i, çocuğun ana rahmindeki teşekkülat safhalarına bakın. Bugünkü ilim aynen Maurice Bucaville adındaki Fransız alimini bu gerçek Müslüman etti. Kocaman da kitap yazdı. Ana rahmini hadi hayata dair söyledi, attı da tuttu. Ana rahmindeki çocuğun
kemiğin etten evvel teşekkür ettiğini peygamber nereden bilir? Böyle size yüzlerce misal verebilirim. Yeter ki öğrenmek isteyin. Başka bir sual sorucu olmasa bir sual daha cevaplandıralım. Üstadım, bugün yine biraz tenakuz gibi anlaşılan meselelerden gidiyoruz. Bizler çok tenakuz buluyorlar. Husus, kendi idraklerinde bulmuyorlar da. Eyvallah. Enver Paşa hakkında. 28.02.2015 tarihindeki konferansınızda Sultan Ahmet Han'ın oğlu Yusuf Yusuf'un efendinin karısının da yardımı ile Enver Paşa'nın öldürttüğünü beyan ettiniz. Doğru. Ayrıca 2012 tarihindeki konferansınızda da Allah-u Ekber dağlarında 80 bin Mehmetçiğin donarak ölümüne sebep olmuştur. Hiçbir millet tarihinde bunun gibi bir cinayeti maruz... O cinayeti kasti işletmiştir, bu kasti değildir. Eyvallah. Burada hesap yanlışı var. Zamanı iyi seçmemiştir. Askeri harekat mükemmeldir. Eyvallah. Ama o mevsim o işin zamanı değildi. 2,5 metre yerde kar varken. Hesap yanlışı yapmıştır orada. Ve bu ölümlerden Demir Paşa'nın mesul olduğunu söylediniz. Fakat 31.12.2011 tarihindeki konferansımızda da bir insanın akıbeti çok önemlidir. Gavurla harp ederek öldü. Ruslara karşı savaşırken şehit oldu gibi söylüyorlar. Bu da gerçek, o da gerçek. Bunun neresinde tezatlar? Yani şehit olan bir adam. Öldürüyor diyor. Bir dakika. Şehit olan bir adam hayatında hiç günah işlememiştir mi kabul ediyoruz? Böyle bir şey var mı? Kul hakkı baki şehitte bile. Şehitte. Allah kul hakkına karışmıyor. Biliyor musunuz bunun bir istisnası var. Denizde şehit olanların kul hakkına da Allah hak sahibini razı ederek bertaraf edeceğini beyan ediyor. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Ey Müslümanlar! Denizlere açılın. Dünyayı fethedin. Teşviktir bu. Teşvik. Şehit oldu diye günahlarından kurtulmuyor ki. Allah hukukullah'tan, kendine ait haktan beraat eder şehidi. Kul hakkından beraat ettirmez. Öyle bir şey yok. Enver Paşa şahsi kabahatleri, kusurları varsa onun hesabını ayrı verir. Ama şehitlik nasip olmuş ona. Ben bunun size tipik bir misalini başka bir sohbette verdim. Uhud'da düşman sapları içinden çıktı adam. Müslümanlara karşı harp ediyordu. Kılıcından kan damlayarak peygamberin çadırına yürüdü. Kelime-i şehadet getiriyor Cehri. Sahabe mani olmak istedi. Peygamber dokunmayın. Ona hidayet vaki oldu dedi. Kılıcını kuma batırdı. Üzerine abandı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Efendimiz imanı tebrik ederim dedi. Mübarek olsun. Ya Resulallah dedi, içinden çıktığım saflara karşı harbe mi gideyim? Belki daha evvel Müslüman öldürmüş. Harbe diyor, akşam vakti ikindi, güneş batmak üzere. Yoksa bir namaz var, onu mu yapayım diyor. Haberi var Müslümanlıktan ama kabul etmemiş o zamana kadar. Efendimiz buyurdu ki, içinden çıktığın saflara karşı harbe git. Gitti, vuruşarak öldü. Efendimiz buyurdu ki ne talihli adammış. Az çalıştı, çok kazandı. Bir vakit namaz kılmadan sahabe oldu, şehit oldu. Bunun evvelki günahlar adam öldürdüyse af mı oldu? Kul hakkı ayrı bir şey. Enver Paşa da yani yanlışını söylüyoruz da sonunda Ruslarla harp ederek şehit olmasını inkar mı edelim? O da gösteriyor ki bu hatalarına rağmen bir Talat gibi mason değil. Çingene evladı. Öbür kadrodaki dinsizler gibi değil. İyi niyetli bir adam. İyi niyetli yanlış yapan başka, kasten yanlış yapan başka. Öbürleri oturmuşlar Metirsalem'le Emanuel Karasu'nun kucağına. İttihat Terakki nedir? Yahudi karargahı. Niye Merkez-i Umumi'si Selanik? Niye? Merkezi hükümet İstanbul. Çünkü orası Yahudi karargahı. Bu bile gösteriyor ki o kadro Abdülhamid'i tahttan indirmesiyle, yaptıklarıyla, icraatlarıyla Mustafa Kemal'in
yaptıklarını onlar yapacaktı başarılı olsalardı. Mağlubiyet sebebiyle tasfiye oldular. Kendilerinin birinci derecede mesul olmayan kadroları, ikinci sınıf adamları da milli mücadelede rol aldı ve milletin diniyle, imanıyla, diliyle, tarihiyle oynadı. Yani hangisi iddiatçı değil? Sonraki kadroya bak. Karabekir hareket ordusunda bulunmuş. Cebesoy hareket ordusunda bulunmuş. Mustafa Kemal hareket ordusunda bulunmuş. Rauf Bey mi iddiatçı değil? Hepsi iddiatçının dik alası. Domuzuna iddiatçı hepsi. Başarılı olamadılar, yenildiler. Çünkü onlar zaten başarılı olması matlık değildi ki. Onların eliyle devlet yıkılacaktı. Şimdi bunların içinde hüsnü niyetli bilmeden karışmış bir adam, şahsi kusur olsa da sonunda bu şehit oldu. Ruslarla dövüşken, hayır o vaktiyle cinayet işlettiği için şehitlik ona yakışmaz mı diyeceğim yani. Tezat olmaması için böyle mi bekliyorsun? Ben herkesi İslam'la mizan ediyorum. Dostumu da, düşmanımı da. Benim ölçüm o. Bir adam Moskov'la dövüşürken şehit olduysa evveliyatı beni alakadar etmiyor. Bu şehittir. Demek ki bir iyi tarafı varmış ki buna bu nasip oldu derim. Burada da bir tezat görmüyorum. Eyvallah. Kısa bir sual daha sor, yoruldum. Peki üstadım. Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami hakkında ve Mustafa Kemal ile planladığı suikast hakkında ne düşünüyorsun? Ben Kuşçubaşı Sami Bey'in Mustafa Kemal'e suikast planladığını duymadım. Ama size şunu söyleyeyim ki, Mustafa Kemal'e suikast iddiasıyla 19 zannedersem hadise vardır. Bunlardan İzmir vakası hariç 26'daki diğer hepsi uydurmadır. Birini asmak istiyorlarsa dedikodu, suikast düşünüyordu derler. Suikast yapan ancak o da suikast yaptığı adamı öldürürse idam edilir. Ya siz nasıl bir devirden çıktık, bunun farkında değilsiniz bu suali soranlar. Mustafa Kemal biliyordu da haber vermedi diye İzmir'de 15 kişiyi bununla astı. Suikaste dahil 3 adam var. 18 kişi astı. Diğer 15'inin kabahatini biliyor musunuz? Bundan haberi vardı da devlete haberdar etmedi. Aç kanununu. Senin kanunda bir suikastten haberdar olup da bunu devlete haber vermeyene idam olunur der mi? Suikasti yapan bile ancak karşısındakini öldürürse idam edilir. Mustafa Kemal İzmir'de öldürüldü mü? Hayır. Silah bile patlamadı. Kaçmak için konuştukları kayıkçı ihbar etti. Silahlarıyla otelde yakalandılar. Evet, başarsaydık seni gebertecektik dedi Ziya Hurşit. Yüzüne. O da onun yüzüne tükürdü. İşte sen bunun için ölümü hak etmişsin de. Elleri bağlı adamın yüzüne tükürüyorsun. O bile asılamazdı. Çünkü ateş silahı kullanmamış. Buna derler nakıs teşebbüs. Niyette kalmış. Ya ben buna hayret etmiyorum. Çünkü 27 Mayıs'ta Balmumcu Kışlası'nda yatarken bir grup insanla yattım. Sen Mustafa Kemal devrini buna kıyas et. Çakıl Gazinosu diye Aksaray'da sahilde bir gazino vardı. Bizim Karadenizli birisi oturmuşlar çay içiyorlar. Latife olsun diye diyor ki ula ha bu denizin altından bir tünel yapıp da Yassıada'ya gidip ha bu Menderes'i kurtarsak nasıl olur? Bu olacak iş mi? Aksaray'dan deniz altından tünel yapacak da Yassıada'ya gidecek de Menderes'i kurtaracak. Buna şahit olan bir istihbaratçı bunları ihbar ediyor. 7-8 kişiyle beraber yattım ben. Bunların şey tünelciler de adı. Marmara'dan tünel yapıp da Yassıada'yı kurtaracaklar diye. Bu nedir biliyor musun?
senin kalbin onunla. Onun için sen hak ediyorsun İzzin Bey. Onun sevmediği adamı seviyorsan sana zulmetmeye hak görüyor hepsinde. O da biliyor ki bu olacak iş değil. Deli saçması denizin altından tünel yapacak da gidip Menderes'i kurtaracak. Buna ceza veren buna inanıyor mu? İnanmıyor. Neyi biliyor? Bu adam Menderes'i seviyor. Ulan siz Mustafa Kemal'e tapıyorsunuz. Biz size tahammül ediyoruz be. Tahammül ediyoruz size. Benim ne mecburiyetim var 10 Kasım'da sokakta dikilmeye? Ne mecburiyetim var her gittiğim dairede onun resmini görmeye? Ne mecburiyetim var her meydanda heykelini görmeye? Bunları millete sorarak mı yaptınız? Bir karşılığı var mı bunun millette? Siz bir azınlıksınız. Aha 11 vilayette aday bile bulamadınız. Kör bağırsak gibi tükendiniz. Allah beter etsin. Amin. Sualin neydi? Cevap verdin mi? Yerini buldu. Evet usta. Bu Kuşçubaşı Hacı Sami. Ha bunu bilmiyorum ama Mustafa Kemal'e suikastler hep böyle uydurmadır. Hiçbirinin asıfası yoktu. Kuşçubaşı'nın evrakı Cemal Kutay'a verilmiştir. O Cemal Kutay başlangıçta dindar görünmüş bir adamdır. Hatta Din Yolu diye bile kitap çıkarmıştır ama ahir ömründe ben şamanistim demiş Kuleli'de. Onu da kendi anlatıyor. Dedim ki diyor Kuleli'de konferans verdim. Atatürk şamanistti. Bu doğru değil. Hiçbir dini yoktu. Şamanistti dedim diyor. Alkıştan yıkıldı orası diyor. Ben de şamanistim dedim diyor. Coştu. Alkışı duyunca nefsi kabardı. O da oldu şamanist. Böyle de gitti ahirete. Yaşasın cehennem. Cehennemi kim tasvir ediyorsa yalan yanlış şiddetli ben daha şiddetli olsun istiyorum böyle adamlara bakarak. Daha şiddetli olsun. Kuşçubaşı'nın evrakını tahrif etmiştir. Millet Mecmuası diye bir mecmua çıkarmıştır. Orada bazı vesait kullanmıştır. Kemal'e tapan bir adamdır. Masalcıdır. Eline geçen bütün hatıraları tahrif etmiştir. Bütün hatıralar. Bunun çok örnekleri var. Adam hatırat yazmış, bırakmış. Onu tahkiye tarikiyle. İşte Fethi Bey bundan sonra şöyle 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 olduğunu der diyor. Sen Fethi Bey'in ağzından olan naklet de. Bir itirazın varsa dipnot halinde tahşiye yoluyla yap. Ne hakkın var Fethi Bey'in ne söylediğini gizleyip de bize onu hikaye tarikiyle anlatmaya? Böyle melun bir herifti. Bana dedi ki Rıza Nur'un dedi hatıralar dedim ona yolda hatıralarını İngilizler uydurmuştur diyor musun öyle mi? Evet kanaat-ı acizanem odur dedi. Rıza Nur'un Elyas'ını tanır mısın dedi. Çok iyi tanırım dedi. Çantamda fotokopiler vardı. Buyur dedi. Çöktü. Çöktü. Bir zamanlar bu adamlar at oynatıyordu. O zaman kap bulaşığı gibi din karşıtı Kemalist fikirlerle hiç olmazsa bir teması olmayan bulamazsınız. Bulamazsınız. Çünkü korku böyleydi. Ali Fuat Başgil benden konuştuğu zaman başka bir adamdı. Gazeteci sıkıştırdığı zaman ben ona göz nuru emek masır doktora İtaf etmiş ilk adamım dedi. Niye korkuyor? Hala korkanlar var. Bu millet korkuyu yenmedikçe hüviyeti asli yesine dönemez. Cesareti ölçüsüz kullanmak mantıklı değildir. Ben ancak 60 yaşından sonra anladım ki cesareti elde edeceğin netice kadar kullanmak lazımmış. Bir netice elde etmeyeceğin zaman aşırı konuşmayı, halbuki bunu anam bana çocukken çok söylüyordu. Oğlum ne asi ol asıl, ne yavaş ol basıl. Bak bak, okuması yazması olmayan kadının sözüne bak. Ne asi ol asıl,
Ne yavaş ol basıl. Ben asi olup asılmayı göze aldım. Demeyen bir netice içinde oldum. Bazen. Ama siz cesareti elde edeceğiniz netice kadar kullanın. Lakin taviz selbi verilir, icabı verilmez. Bu ölçüyü anlayın. Selbi taviz nedir? Hakkı söylemeyi talik edersin. Sükut edersin. Mesela hiçbir mahkeme bir davaya bakmıyorsa, bu benim bakacağım bir dava değil diyor, bakacak yer yok. Buna selbi ihtilaf denir. Yokluk. İcabi ihtilaf, birden fazla mahkeme bu benim bakacağım dava der. Sen Mustafa Kemal'i methediyorsan bu icabi tavizdir. Bunun vebalinden kurtulamazsın. Cübbeli de olsan, küpeli de olsan kurtulamazsın. Ne olursan ol, kurtulamazsın. Ama sussan, Allah bilir sana cesaret verip vermediğini. 70. yaş günümde, ismi lazım değil, çok sevdiğim bir hoca efendi dedi ki, Kadir Bey dedi, sen ne güzel mücadele ettin dedi. Biz çocuktuk, babamızı aldı götürdüler İstiklal Mahkemesi'ne. O korku yüreğimize sindi. Biz böyle mücadele edemedik dedi. Dedim hocam hiç korkma. Bundan dolayı sen mesul olmasın. Çünkü hayatının başka bir sahasında da bir cesaret isar edemedin. Ne ticaretle, ne siyasetle. Allah bu vasfı sana vermemiş. Sen de ilim öğrendin, ilim öğrettin. Bundan vakit geçir. Ama unutmayın. İnsanlar zanneder ki ahirette ya Rabbi bilemedim, ya Rabbi anlayamadım der. Hayır öyle değildir. Senin neyi bilebileceğini, neyi yapabileceğini, neyi anlayabileceğini, ne kadar cesaretin olduğunu Allah bilir. Seni dünya işlerinde gösterdiğin gayretle, dirayetle mizan eder, cesaretle mizan eder. Bak ben sana bu vasfı verdim kulum. Sen bunu dünya menfaati için kullandın, ahirete gelende kullanmadın. Kredi kullanmayan kaç tüccar gördünüz şimdiye kadar? Niye sermayesi kadar iş yapmıyor? Daha fazlasını yapmak için borçlanıyor. Ahirete geldiği zaman borçlanma şöyle dursun. Mevcudun bile zekatı kadar sarf ediyor. Anlayamadım, yapamadım. Unutmayın, her zaman söylüyorum. Ahirette karşımıza çıkacak en büyük hesap, muktedir olup da yapmadığımız hayırlardandır. Sade yaptığından mesul olacağını zannetme. Neden? La yükellifullâhe nefsen illâ bisuhâ. Allah kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Bu ne demek? Takati kadar yükler demek. Yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak demek aynı şeydir. Buna hukukta mefhum muhalif derler. Allah'ın bu ayetini mefhum muhalif yoluyla anlarsan, takatin kadar mesulsün hakkın ve hayrın galebesi için. 10 milyon zekat borcun olsa 1 milyon ödesen 9 milyon borçlusun. Borçtan kurtulmadın. Zekan da böyledir, sağlığın da böyledir, imanın da böyledir. Ne nimet varsa Allah'tandır. Ve ma tevfik illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi hüneyim. Allah böyle ferman ediyor. Allah dilemese ben şu elimi kaldıramam. Halikiyet sıfatı onda. Allah'ın halik sıfatıyla dahil olduğu bir fiili gerçekleştirir. Onun için yapabildiğin her şeyi Allah'tan bil ve onun nasip etmesiyle yapabildiğini bil ve onun verdiği nimeti sermaye olarak kullanarak yaptığını bil. Sermaye kiminse kazanç da onundur. Biz şuna benziyoruz. Yürümeye yeni başlayan bir çocuğa biraz ileriye koyar babası gel bana gel bana gel bana de. Çocuğu mükafatlandırmak için. Uzağa koyan o. Gel bana. Madem sana gelecekti koymasaydın, öyle kucağında tutsaydın. Çocuk bir şey yapsın da aferin, bak yürüyorsun. Aynen bu vaziyetteyiz. Allah-u Azimişşan karşısında. Aynen. Sümme reddettahu esvele safiliyin. Bak esvele safiline reddettik diyor. Sonra
şunu şunu yaparlarsa ala derecatim nimetlere nail olurlar diye. Aynı mantık burada da hakim. Bir şiir okuyalım da son verelim. Yoruldum ihtiyarım. İhtiyarıma ezan okundu mu? Okunmadı hocam. Bir saat 50 dakika oldu şu an. Bir saat 50 dakika oldu. Namaz sarkıyor üstadım her hafta. O sebeple namaz uzuyor ama günler uzuyor. Normal hacminde oldu konferans yine. İyi olsun yeter bu kadar. Bak burada kısa bir şiir var eskilerden. Bunu Balmıcı, ya Balmıcı'da değil, Harbiye'de Hücre'de yazdım. Hikaye. Önce bir mübarek el üzerimizde uğur dileyerek gezindi durdu. Ardından bir gizli çağrı duyuldu. Üstümüze döndü bütün aynalar. Açıldı gökyüzü ardına kadar. Başladı cümbüşü rengin ışığın. Peri masalında iki aşığın. Harbiye Hücre 1961. Çoğunuzun babası bile doğmamıştı. Niyazi okuduk, Ezeli okuduk. Kelam. Kelam, bu iş kelamla olduğuna göre kelam nedir? Neyden bu sızı dilara taksimi? Avulu feryadıyla hangi manayı açmadadır? Engin iklimine ruhun ve hangi mana yudumlanmadadır? Muttarit darbelerinde tanburun. Ulaşılmaz şeylermiş de bunlar. Basit bir anlaşma hasıl olsun diye güya seslerde eriye gelmiş manalar. Terk edilip kelimeler konmuş ortaya. O anlaşma neymiş görülsün. İşte dünya. Ne kadar değişik birbirinden düşünce, hayal, his ve intibalarla dolu her insan. Halbuki bunlardır kelimelerin boş çerçevelerine mana dolduran. Öyleyse sabit bir kelime, madem sabit bir manaya sahip değilse, nasıl kıyılmadan inceliklere, gönülden gönüle sada verilir. Esrarı, gerçeği nakl için nasıl kelama bel bağlanır ve güvenilir. Kelam böyle bir vasıtaysa da, müthiş bir vazife verilmiş ona. Ebedi mer'i, Rabbin kün emri, bütün haşmetiyle edip tecelli, gark etmiş varlığa alemi emri. Böylece halk olan varlık içinde, yer almış zi-idrak olarak bir de abdiyete memur olarak insü cin, Rabbin isteğiyle mutlak gerçeğin mahdut bir nispette ifşası için. Murad-ı ilahi böyle olunca masnuatı şerhe yarasın diye Adem'den başlayıp beşere göre bir tekamül seyri takip ederek başlamış gelmeye semavi dinler, birbiri ardınca şanlı nebiler. Nihayet hilkatin aziz sebebi, fahri kainata gelince nöbet, eşyanın esrarı, Rabbin gerçeği, devamı ta ile lebet, mukadder bir teyid ile, tam, mutlak ve meknuz ifadelerle, emanet edilip kelimelere, nakletmiş Cibril de o en emine. Kur'an'ın ilahi neslini bir dokuyan işte bu kelimelerdir. Onlar ki her biri Rabbin katından mutlak gerçeklerle sır sıklam gelmiş. Kelama bir küçük hisse buradan esrara ve sihre istidat vermiş. Ne kadar yükselse hayalim benim, bir kırıntı nasipte gark olup gider. Onun gerçeğinden çorak gönlüme en küçük bir tecelli düşerse eğer, buzlu cam üstünde silik gölgeler kadar basit bir idrakta olsa da bile, kim nakleder bunu? Hangi kelime? Sordum kendi kendime,
En sonra onun mübarek adı düştü gönlüme. Sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiyarlığıma bağışlayın. Yoruldum. Allah-u Azimişan teşriflerinizden dolayı hepinizi ve ekran başındakileri cennetiyle, cemaliyle ikramda bulunsun. Allah-u Azimişan milletimizi tekrar şerefli, itibarlı mevkiine, İslam dünyasının liderliğine ihsal buyursun. Amin. Böyle bir oluşta bizleri de hizmet sahibi, emek sahibi, cehd, gayret sahibi kullarından adı eylesin. Amin. Neslimizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere ipka buyursun. Amin. Kafir, münafık getirmesin neslimizden inşallah. Allah-u Azimişan. Buraya gelmek için attığınız her adım mukabilinde. Dilediğinize şefaat edecek kadar şu niyetinizin, şu halis niyetinizin mükafatı olarak dilediğinizde şefaat edecek kadar hepinize derecat-ı aliye ihsan eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Allah'ın azimesi. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacaktır.